Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ağız sütüyle birlikte erişte yaptık. Sizler ağız sütünü biliyor musunuz bilmiyorum ama burada gördüğünüz sarı olan ağız sütü ineğin ilk doğumunu yaptıktan sonraki ilk sütüdür o. O çok değerli, kıymetli bir süttür. 1 litre sütün içerisine yarım litre ağız sütü ekledik. Çok sert olmayan, çok da yumuşak olmayan güzel bir hamur yoğurduk. Onu bezelere ayırıp yufka şeklinde açtık. Ağızın içine süt kattın mı anne? Kattım. Ha, süt ve ağız var bunun içinde. Kaça kaç oranında koydun acaba, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Sacda bu şekilde pişirdiğimiz hamurları. Börttürme mi bunun adı? Aha, börttürme. Börttürdüğümüz hamurları bezin arasına koyuyoruz ki daha fazla kurumasın diye. Burada da açtığımız hamurlar var. Hamurlar biraz kalın oluyor. Sacın altına az odun atıyoruz. Çok fazla ısı olmaması gerekiyor. Yoksa pişer. Pişmemesi lazım. Bunun özelliği kabarmayacak. Şu üzerindeki kabarcıklar olmamalı. Annemin kapısının önünde küçük de bir hobi bahçesi var. Daha önceki paylaşımlarımdan da söylemiştim. Şurada şöyle küçük bir hobi bahçesi. En fazla da kuzu kulağı ekmiş ve biz bunları çok tüketiyoruz. Salatanın içerisinde çok iyi oluyor. Şöyle ekşi bir ot bu. Bilenler bilir, bilmiyorum sizin yörenizde ne deniyor bu ota. Biz kuzu kulağı diyoruz. Kara lahanası var, marulu var. Aa, köstebek de etmiş. Bir tanesini pişirdikten sonra sacı temizlememiz gerekiyor. Çünkü unla açıldığı için hamur. Şöyle kenardaki unları alıyoruz. Daha fazla yanmasın, daha fazla unlu olmasın diye. Bu erişte. Erişte olarak kesiliyor ve tüketiliyor. Hamuru pişirirken de sacın kenarları eşit yanmadığı için çevire çevire pişiriyoruz bu şekilde. Her tarafı eşit bir şekilde kızarsın, pişsin diye kızartmıyoruz gerçi. Evet, arkalı önle iyice kurutuyoruz, pişiriyoruz. Örtüyor yani şey, hamurluktan çıkıyor. Ne pişiyor? Hamurla pişmiş arası. Börttürme oluyor. Hamurla pişmiş arası oldu. Pişirme işlemi bitti. Şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Yer mi? İyi. Acık gözüme sanki iri görünüyor da. Yok yok, iri olsun. Sacda kuruttuğumuz hamurları bu şekilde erişte olarak kesiyoruz. Bunun içerisinde yumurta yok. Ağız ve sütle yoğrulmuş hamur. Bir elden keseyim işte. Ya da bak şimdi bu güzel hamuru güzelce kesiyorum. Evet. Güneş gölge yerde kurutuyorum. Gölgede, evet. Ondan sonra bunu güzel haşlıyorum. Haşladıktan sonra tereyağından güzelce ısıtıyor. Arasına kat kat çökelek koyuyor. O tavada kendi halince kısık ateşte kızarıyor. Evet. Sonra tavayı alt üst ısıttın mıydı yüzü börek gibi oluyor. He, tavada kızartıyoruz yani arkalı önlü. Tabii tabii. Tamam, anladım. Tamam, aynı deniyorsun galiba. Bir ortasına kat kat çökelik koyuyor ya. Bizim evde bayağı bir hamarat karılar. Hamaratlık var. Ya. Kalabalara bak ara sıra nasıl oluyor. Annenin de burada. Şey demiyor. Anne sen daha iyi bilirsin ölçüsünü. Gözüm bek şey. Yo, iyi iyi gayet güzel. Bence maşallah maşallah. Bilimlerini geniş alıyor. Açmayacak zaten. Sulaması lazım. Sulaması sulama da çiçek açsın. Domatesler. Böyle böyle. Oo, tuzaktaki de lancıyor oldu bizim. Valla bir tane böyle, dört tane de uzun. Şey,